Muhterem kardeşlerim, namaz kılmak önemli olduğu gibi, İslam'ın temeli olduğu gibi, namazı cemaatle kılmak ve namazı camide kılmak bir o kadar önemlidir. Bu sebepledir ki İslam alimleri namazın camide ve cemaatle kılması üzerinde çok durmuşlar. Bazı alimler namazı cemaatle kılmanın farzul ayn olduğunu söylemişler, sayıları az da olsa. Bazı alimler farzul kifaya olduğunu söylemişler. Bazı alimler cemaatle namaz kılmanın vacip olduğunu söylemişler. Bazı alimler de müekket sünnet olduğunu söylemişlerdir. Belki müekket sünnet diyenler çoğunluktadır. Ama bu yönüyle de olsa kesinlikle cami ve cemaat üzerinde durulması gereken konulardandır. Esasen Müslümanın hayatının cami merkezli olması gerekir. Müslümanın hayatının cami merkezli olması gerekir. Resulullah Aleyhisselam henüz namazın farz olmadığı Mekke'deki dönemde Mescid-i Haram'dan uzak kalmıyordu. Bazen büyük tehlikelere rağmen yine de Kabe'ye geliyor, orada ibadet ediyordu. Öyle oluyordu ki bazen müşrikler hayatına kastediyorlardı. Onu boğmaya çalışıyorlardı. Bazen bir devenin işkembesini bütün pisliğiyle getirip Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek başının üzerine koyuyorlardı. Ama o yine de mescitten uzak durmuyordu. Zaman zaman müşriklerin ileri gelenleri gelip, "Ey Muhammed, bir daha burada namaz kılmayacaksın demedim mi?" diyorlardı. Onu tehdit ediyorlardı. Ama Resulullah Aleyhisselam yine de camiden ve cemaatten uzak kalmıyordu. Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zaman, Medine'ye henüz varmadan Medine'nin dışındaki bir mahallede, Kuba'da ilk mescidi kurmuştur. Medine'ye girdikten sonra Mescid-i Nebevi'nin hemen temelini atmıştır. Evet, Müslümanın hayatı cami merkezli olmalıdır. Allah Celle Celaluhu, "İnne evvele beytin vudi'a linnâs bi Bekke'te mübâreken ve huden lil âlemin" buyurur. İnsanlar için yeryüzünde kurulmuş ilk yapı, ilk ev Mekke'deki Kâbetullah'tır ve o âlemlere hidayettir buyurmaktadır. Buna da insanlık için ev olarak, yapı olarak yapılan ilk şeyin bir mescit olduğunu ve onun hidayet kaynağı olduğunu, müminlerin mescitle irtibatını devam ettikleri takdirde hidayet üzere hayatlarına devam edeceklerini ifade etmektedir. 5 vakit namazını camide kılan bir mümin, Rabbi ile bağını o kadar güçlendirir, Rabbi ile olan münasebeti o kadar artar ki hayatının sair safhalarında Allah'ın emrine aykırı davranmak düşünülemez. Ticaretinde Rabbinin rızasını hedefler, ailevi hayatında Rabbinin rızasını hedefler, sosyal hayatta, İctimai hayatta Rabbinin rızasını hedefler, ekonomik hayatta Rabbinin rızasını hedefler, siyasi hayatta, kültürel hayatta, askeri hayatta, ne olursa olsun hayatının tamamında Allah'ın rızasını gözetleyen bir mümin haline gelir. İşte bu hasreti kendisine mescit kazandırır, cami kazandırır,
cemaat kazandırır, Rabbi ile olan irtibat bunu kendisine kazandırır. Muhterem kardeşlerim, onun için cami deyip geçmeyeceğiz, cemaat deyip geçmeyeceğiz. Elbette cami sadece içerisinde namaz kılan bir ibadetgah değil. Hayat cami merkezli olmalı dedik ya. Resulullah Aleyhisselam çoğu kere istirahatını camide yapıyordu, namazını camide kıldığı gibi. Ashab-ı kiramla oturup sohbetler yapıyordu, namazını camide kıldığı gibi. Bayramda, seyranda oyunlarını, eğlencelerini sahabe-i kiram camide yapıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, düğünlerinizi camide yapın ve defle ilan edin diyor. Çocuklarınızı evlendirdiğiniz zaman ailelerinin temelini camide atın. Aile camiden başlasın. Evlilik camiden başlasın. Neden? Yahudi ve Hristiyanlar evliliklerini havrada, kilisede yapıyorlar. Ama Müslüman evliliğini camiden başlatmıyor bugün. Çünkü camide gayrimeşru asla bir şey yapılamaz. Bir insan buna cüret edemez. Ama cami dışındaki yerlerde, çevresinde akrabası, dost, arkadaş der ki, ya bu çocuklar ömründe bir kere evlendirecek, cenaze mi kaldırıyorsunuz? Gençler biraz da dans, dümbelek birbirleriyle eğlensinler, biraz da kafa çeksinler diyebilirler Allah korusun. Camide olmadığı zaman. Ama camide olduğu zaman böyle bir şeye imkan ve fırsat yoktur. Efendimiz Aleyhisselam nice kereler cihadı camiden ilan etti. Orduyu camide topladı. Cihada camiden başladı. Efendimiz Aleyhisselam İslam devletini camiden yönetiyordu. Cami aynı zamanda hükümet konağıydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açısından. Efendimiz Aleyhisselam ashab-ı kiram arasında vuku bulan nice münazaları, tartışmaları, anlaşmazlıkları camide çözüyordu. Cami mahkemeydi. Kısacası cami okuldu, ashab-ı suffe camide eğitim görüyordu. Cami ders ve sohbetlerin yapıldığı bir eğitim merkeziydi. Ve cami sosyal, siyasal, kültürel birçok programların merkeziydi. Camilere yeniden bu işlevin kazandırılmasının gereği ayrı bir ihtiyaç. Ama diğer taraftan bunun olabilmesi için camiyi dolduran müminlerin, başta müminlerin camiyi doldurması gerekir. Bir de camiyi dolduran müminlerin camilerin bu işlevlerini tam olarak bilmesi gerekiyor. Belki de bazı yaşlı amcalarımız görürsünüz, küçük çocuk camiye geldiği zaman bir kilometre geriye kadar kovalarlar çocuğu. Söverler, sayarlar, hakaret ederler. Elin Hristiyanı çocuklarını kiliseye alıştırmak için onlara oyuncak dağıtıyor, çikolata dağıtıyor. Benim hacı amca da cehaletinden dolayı, gafletinden dolayı çocuk camiye gelmesin. Niye? Halıları kirletiyor. O halıların kökü, bu caminin kökü bir çocuğun hidayeti etmez. Camilerin kökü hepsi bir tane çocuğun hidayeti etmez. Nasıl olur da biz çocuğumuzu camiden kovarız? Her vesileyle nasıl yapsak ki çocuklarımızı camiye alıştırsak? Nasıl yapsak ki gençliğimizi camiye çeksek? Neslimiz camiye alışsın, cami nesli olsun. Hayatı cami merkezli olsun. Onun için muhterem kardeşlerim, cami ve cemaat deyip geçmeyeceğiz. Caminin de cemaatin de çok önemli bir yeri var İslam'da. Öyle ki sahabe-i kiram
camiye ve cemaate öylesine bağlı idi ki bir sahabe 2-3 vakit camiye gelmese arkadaşları onu ziyarete giderlerdi. Çünkü bir müminin camiye cemaate gelmemesi için ya kendisinin ölmüş olması lazım, ya bir yakınının ölmüş olması, cenazesiyle meşgul olması lazım, ya da terk edemeyeceği kadar ağır bir hastasının olması lazım, ya da kendisi camiye gelemeyecek kadar hasta olması lazım. Başka türlü camiyi terk etmek yoktu sahabenin döneminde. Bu bid'at şimdi çıktı. Bu bid'at bizim neslimizde zuhur etmiş. Nereden, nasıl zuhur etmiş? Sanki camiye gitmek isteğe bağlı bir şey ya. İster gidersin, ister gitmezsin. Hayır. Sahabenin döneminde bu böyle değildi muhterem kardeşlerim. Cemaat önemli olduğu kadar cami de önemlidir. Namaz önemli olduğu kadar cemaat de önemlidir. Efendimiz Aleyhisselam şöyle der: Salatul cemaati afdalu min salatil fezzi bi 27 derece. Cemaatle namaz kılmak tek başına namaz kılmaktan 27 kat daha sevaptır. Birisi şöyle diyebilir: İyi, biz dükkanımızda 3-5 kişi cemaat oluruz, sevabını kazanırız. Tamam, cemaat sevabını kazanırsınız. Ama orada 3 kişi cemaatsınız, burada 300 kişi cemaatsınız. Orada 30 kişi cemaatsınız, burada 3000 kişi cemaatsınız. Cemaat arttıkça Allah'ın rahmeti artıyor. Fert fert her bir insanın kazandığı sevap 100 kat, 1000 kat daha artıyor, 3000 kat daha artıyor. Artı camiye gelirken her bir adımınızla bir günahınız siliniyor, bir de size sevap yazılıyor. Eğer evinizde cemaat olursanız bunu kazanamazsınız. Eğer dükkanınızda cemaat olursanız bu ecri, bu sevabı kazanamazsınız. Onun için muhterem kardeşlerim, camiye gelmek başlı başına bir ibadettir. Cemaatle namaz kılmak ibadet, ama camiye gelmek bir o kadar ibadettir. Ama bir insan gelir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, iki gözü kör. Der ki: Ya Resulallah, benim gözlerim görmüyor. Elimden tutup bana rehberlik edecek, beni camiye getirecek bir kaidim, rehberim de yok. Ben evimde namaz kılabilir miyim? Der. Efendimiz Aleyhisselam der ki: Tamam, madem ki her iki gözün kör ve seni camiye getirecek bir rehber de yok, o zaman evinde namazını kılabilirsiniz. Ama insan geri döner, gidecekken Efendimiz Aleyhisselam hemen seslenir ona: Dur bakayım, gel hele. Ezan sesini duyuyor musun diye sorar ona. Evet ya Resulallah, duyuyorum. O zaman camiye geleceksin. Rehberin olmasa da camiye geleceksin. İki gözün ama olsa da camiye geleceksin. Bizim gözlerimiz sapasağlam. Bizim ellerimiz, ayaklarımız sapasağlam. Ama camiye gelmeyi yine de ihmal ediyoruz. Niye mi? İki müşterinin hatırına, kazanacağımız 3 kuruş paranın hatırına. O müşteriyi bize gönderen Allah'tır. O parayı bize kazandıran da Allah'tır. Rezzak sadece Allah'tır. Rezzak dükkan değildir. Rezzak meslek değildir. Rezzak devlet değildir. Rezzak Allah'tır Celle Celaluhu. Dükkanlar, işler, meslekler sadece birer sebeptirler, birer vesiledirler. Onun için muhterem kardeşlerim, şu veya bu bahanenin arkasına saklanarak mümin camiyi terk etmemeli, cemaati terk etmemeli. Ricalun la tulhihim bey'un وَلَا تِجَارَةٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Ne ticaretin, ne alışverişin kendilerini Allah'a ibadet etmekten alıkoymadığı kimseler var ya,
İşte onlar adamdırlar diyor ayet-i kerim. Adam gibi mümin olmak için mümin ne ticareti, ne kazancı, ne başka bir şey. İşte şurada toplantım var, burada şunun var. Tamam, bazen diyelim ki başbakanın, cumhurbaşkanının, efendim Milli Savunma Bakanının, yani hayati önem arz eden bir takım toplantılar vardır ehlen ve sehlen. Sizin can çekişmekte olan bir hastanız vardır, terk edemiyorsunuz ehlen ve sehlen. Ama yok, bakkal dükkanımı kapatırsam 3 müşteri eksik gelir. Nereden biliyorsun? Belki kapattığın zaman 3 müşterinin yerine Allah sana diğer zamanda 30 tane müşteri gönderecek, 10 kat. Onun için muhterem kardeşlerim, evet, cami ve cemaati kesinlikle önemsemek zorundayız. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir ve akâmessalâ ve âtezzekâ ve lem yahşe illallah. فَعَسَا اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiretine, ahiret gününe iman eden, namazlarını kılan, zekatlarını veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler imar ederler. İşte onlar hidayete erenlerdir. Şimdi muhterem kardeşlerim, Allah'ın mescidini imar edenler. İki türlü imar vardır. Birisi fiziki imar, birisi manevi imar. Fiziki imar, damını, duvarını, sütunlarını güzelce yapıp yapısını sağlam bir şekilde meydana getirmek. Bu fiziki yapı. Bir de manevi yapısı var mescidin, içinde ibadet etmek. İçinde bizi Allah'a yaklaştıracak ameller icra etmek mescidin içerisinde. Eğer bunu yaparsa, gerek fiziki olarak imar etmek, gerek manevi olarak imar etmek, işte burada zikredilen Allah'ın iltifatlarına mazhar olmuş oluyoruz. Allah'a imanımız tam olmuş oluyor. Ahirete imanımız tam olmuş oluyoruz. Namazımız, zekatımız tam olmuş oluyor. Takvamız, Allah'tan korkmamız tam olmuş oluyor. Ve hidayeti bulan, asıl hidayeti bulanlardan olmuş oluyor. Ya bunu yapmazsa? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِف۪ينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Allah'ın mescitlerini yıkmaya çalışan, Allah'ın mescitlerinde Allah'ın anılmasını engellemeye çalışanlardan daha zalim kim var? Allah'ın mescitlerini yıkmaya çalışan ve Allah'ın mescitlerinde Allah'a ibadet edilmesini, Allah'ın dininin öğrenilmesini engelleyenlerden daha zalim kim var? İşte onlar mescitlere ancak korkarak girerler. Onlara dünyada zillet ve rezalet vardır. Ahirette de büyük azap vardır. Bu ayet tek başına bir ders konusu. Ama zaman buna müsait değil. Mescidi yıkmak muhterem kardeşlerim, sadece buldozerlerle duvarlarını yıkmak demek değildir. Elbette o yıkım yıkımdır. Ama mescidi asıl yıkım, mescidin içinde Allah'ın anılmasını engellemek ya da mescidin içinde Allah'ı anmamakla manen yıkmaktır. İmam-ı Ali Keremallahu Vecehu'nun dediği gibi, bir zaman gelecek, insanlar mescitleri madden yapacak, manen yıkacaklar. Fiziki olarak duvarlarını yapacak, nakışlar, makışlar, o biçim. Ama içerisinde ibadet etmemekle o mescitleri yıkacaklar diyor. Kıyamet alameti. Kıyamet alameti. Adam
bir mescidin masrafı kadar nakışlarına masraf yapıyor. Ama gel insana yatırım yapalım. Camide namaz kılacak, kıldıracak cemaat yetiştirelim. İnsan eğitelim diyorsunuz. Ona yanaşmıyor. Falan kes yahu, ne güzel bir cami yapsınlar diye Allah korusun. Mescit yapmak elbette önemli. Küçümsemek manasına söylemiyoruz. Ama mescidi manen imar etmek, maddeten imar etmekten daha önemli ve daha önceliklidir. Onun için muhterem kardeşlerim, mescit deyip geçmeyeceğiz ve onun üzerinde duracağız. Bakınız, mescitlerini madden ya da manen yıkanlar, mescit merkezli hayatı ortadan kaldıranlar, onlar mescitlere korkarak girerler. Onlar dünyada rezil ve rüsvay olmaya mahkumdurlar. Bugün eğer 1,5 milyarlık İslam alemi bir avuç Yahudinin maskarası haline geliyorsa, bunun sebebini biraz da burada aramak lazım. Hayatlarımız mescit merkezli olmaktan çıktı bizim. Şimdi hayatlarımız bizim para merkezli, ticaret merkezli, şan şöhret merkezli, siyaset merkezli, politika merkezli vesaire vesaire. Bu çektiğimiz zilletin ve rezaletin sebebi biraz da budur muhterem kardeşlerim. Onun için yeniden hayatımızı mescit merkezli bir hayata dönüştürmek zorundayız. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. Başka bir hadis-i şerifte, kim yatsı namazını camide cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş olur. Kim sabah namazını camide cemaatle kılarsa o gecenin tamamını ibadetle geçirmiş olur. Ve başka bir hadiste devamında Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالسُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. Eğer insanlar yatsı ve sabah namazının faziletini, sevabını bilselerdi, sürünerek de olsa camiye gelirler. Eğer yatsı ve sabah namazında camiye gelmenin faziletini bilselerdi, sürünerek de olsa, ayakları çalışmıyor olsaydı, sürünerek de olsa camiye gelirlerdi. Bakınız, daha enteresan bir hadis var. لَيْسَ صَلَاتٌ أَفْقَلَ عَلَى الْمُنَافِق۪ينَ مِنْ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَالْعِشَى وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا ف۪يهَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. Yatsı ve sabah namazından daha fazla münafıklara zor gelen bir namaz yoktur. Eğer insanlar onun ecrini bilselerdi, sürünerek de olsa gelirler. Bu hadis muhterem kardeşlerim, özellikle yatsı ve sabah namazlarında camiye gelmemenin münafıklık alameti olduğunu söylemektedir. Evet, bu itikadi münafıklık değildir ama ameli münafıklık da az bir şey değil ki. Onun için muhterem kardeşlerim, cami ve cemaat üzerinde durmak zorundayız. Özellikle kendi çocuklarımızı camiye ve cemaate alıştırma, aşina kılma konusunda kafa yormamız gerekmektedir. Şu anda çevrenize bir bakın. Evet, bundan 30 yıl öncesine kadar, 30 yıl öncesine göre elbette camilerin cemaati gençleşmiştir elhamdülillah. Ama olması gerekenle bir de kıyaslayalım. Çocuk yaşta hiç kimse var mı camimizde? Yok. Çocuk yaşta camide kimse yok. Çünkü biz getirmiyoruz, çocuklarımızı camiye alıştırmıyoruz. Nerede çocuklarımız? İnternet kafede. Ya da evde internetin başında, işte ekran başında, televizyon başında. Anne baba da şöyle teselli buluyor. Baba, yavrum abdestini al, hadi camiye gidelim diyor. Anne diyor ki, efendi diyor, sen onun zamanında namaz mı biliyordun diyor. Yani o da büyüyünce gider demek istiyor. Ama öyle değil.
Biz yaşlıların zamanında internet yoktu. Biz genç iken flört fingirdeşme yoktu. Bizim zamanımızda bu kadar, evet şimdi imkanlar çok fazla öğrenmekle ilgili ama bir o kadar da genç ile Rabbinin arasına giren engeller vardır. Onu alıkoyan bir sürü esbab vardır. İşte bunları aşmanın ve o esbaptan, o engellerden kurtarmanın çaresi küçük yaşta çocuklarımızı camiye ve cemaate alıştırmaktır. Allah Celle Celaluhu cümlemizi buna muvaffak eylesin. Hayatımızı cami merkezli hayat kılsın. Amin lillahil Fatiha.